Ayrıntılar programına hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin özel gündemi dolayısıyla 15 Temmuz'un sosyolojik boyutunu Profesör Doktor Yasin Aktay ile birlikte konuşacağız. Yasin hocamız sosyolog, Tezkere Dergisi'nin genel yayın yönetmeni, siyasetçi, akademisyen ve daha birçok yönü olan birisi. Vadi Yayınları'nın da kurucularından birisi. Pek çok sayıda da kitabı var. Özellikle şu kitabını bugünün anlam ve öneminden dolayı göstermek istiyorum. Hizmetin neye tekabül ettiğini ve nasıl istismar edildiğini bu kitabında Yasin hocamız güzel bir şekilde anlatmakta. Bugün kendisine 15 Temmuz'la ilgili sorular soracağız. 15 Temmuz'un manasıyla ilgili, ruhuyla ilgili ve sosyolojisiyle ilgili sorular soracağız ve cevaplar alacağız kendisinden. Hoş geldiniz Yasin Hoş hocam. bulduk. Teşekkür ederim. Çok İyi yayınlar teşekkür diliyorum. ediyoruz. Sağ olun kabul ettiğiniz için Rica ederim. söyleşimizi. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Gayet iyiyiz. Korona Allah iyilik günlerinde versin. Evet. iyi Nasıl bulmaya geçti çalışıyoruz. korona süreci? Yani korona günlerinde aslında çok ilginç bir tecrübe yaşadık. Bütün dünya olarak yaşadık ama hani bu herkes mutlaka farklı farklı yaşamıştır. Evet. Ama hepimizi birleştiren bir tarafı vardı. Hepimizi eşit bir şekilde Evet. eşitleyen bir yani zengin fakir ayrımı yapmadan işte ırk ayrımı yapmadan Evet. sosyal tabaka ayrımı yapmadan herkese eşit muamele yapan Evet. adil bir virüs oldu. Evet. Halen de o muamelesine devam ediyor. Evet. Çok gerçekten çok ilginç bir hadise. Tabii bu virüsün yol açtığı bir içe kapanma söz konusu oldu. İlk defa bir Ramazan ayını bu şekilde virüsün etkisiyle evde yaşamak zorunda kaldık. Teravihsiz, cemaatsiz, Evet. o Bayramımız da keza. Ramazan dediğiniz biraz cemaatle biraz da Evet. idrak edilen bir şey. Türkiye genelinde Evet. özellikle. Aslında Ramazan'ın bir özelliği itikaf. Evet. İtikaf, daha doğrusu Ramazan'daki unutulan, Türkiye'de çok ihmal edilen şeylerden bir tanesi, ibadetlerden birisidir itikaf. İtikaf Evet. yani inzivaya çekilmek ve kendi Allah'la baş başa kalmak, Evet. iç sorgulaması yapmak, kendini dinlemek, Allah'ı dinlemek, Allah'la Evet. hemhal olmak falan. Bu çok Evet. müthiş bir tecrübedir. Genellikle Ramazan'ın son 10 günü, bazısı bütün Ramazan boyu yapar, bazısı Ramazan son 10 günü yapar. Çok bireyselleştirici bir şeydir. Yani alışa geldiğimiz Ramazan Evet. uygulamalarından veyahut da pratiklerinden Farklı. çok uzak, tamamen bireyselleştirici, Evet. insanı kendisiyle baş başa bırakan, bir iç muhasebeyi imkan veren çok ilginç bir, çok güzel bir uygulama. Peygamber Efendimiz tarafından da sıkça yapılmış bir uygulama ve tavsiye ettiği bir uygulamadır. Bu biraz zoraki bir itikaf gibi Evet. oldu. Yani Evet. hepimiz içimize kapandık, hepimiz bireyselleştik. İlk Evet. defa ihmal ettiğimiz böyle bir yanını şey yapmış olduk. Ama onun dışında ben şahsen bu içe kapanma bana çok bereketli, çok verimli geldi. Ne güzel. Çok sayıda kitap okudum. Yani çok çok kitap okudum. Kitaplığımı düzenledim. Kitaplık düzenlemek başlı başına bir zevktir. Yani Evet. benim evde kitaplarımı alıyorsunuz, yığıyorsunuz falan. Çok da fazla bir süre sonra bakıyorsunuz böyle bir kaotik bir şeye dönüşüyor falan. Sonra oradan yeni bir mimari oluşturuyorsunuz. İşte şu kitap şu kitabın yanında olacak, öbür kitap bu kitabın kenarında olacak falan. Asıl merkezde görünür hale gelmesi gereken kitaplar Evet. falan diye ayrım yapıyorsunuz falan. Onun apayrı bir zevki var. Evet. Yani kitap okuyucusunun ve kitapla yaşayan insanın çok iyi anlayacağı bir zevktir bu. Kesinlikle, Ayrı bir hazdır bu. evet. Ayrıca tabii kitap okuduk bir de. Bir de yazdık. Çok yazdım ben. Yani epey daha yarıda bırakmış olduğum bazı projeler vardı. Kitap yazma projelerim vardır. Onları bir hayli ilerlettim. Yani neredeyse bir dokunuşa daha ihtiyaç kaldı. Onları da yaparsam inşallah yakında birkaç tane kitabımla çıkmış olacağım. Bunlar da İnşallah. şeyin ürünü olacak. Koronavirüs İnşallah. günlerinin ürünü olacak. Bu süreçte hocam biz konuk aldığımız her konuğumuzdan bunu duyduk. Hepsi yazardı zaten konuklarımızın hemen hemen. Hep böyle yeni kitap müjdeleri verdiler. Biz de çok Evet. mutlu olduk. Bu arada ben programın heyecanını da başta belirtmeyi unuttum. Yasin Aktay hocamız ilk stüdyo konuğumuz. Bugüne kadar yaptığımız bütün programları uzaktan yapmıştık. O nedenle bugünün ayrı bir önemi, anlamı
anlamı ve heyecanı var. Yasin Hocam, yeni yani bugün de bir şehit haberi aldık biz, biliyorsunuz. Evet. Bütün şehitlerimizi rahmetle anarak ve 15 Temmuz şehitlerini de rahmetle anarak ben sorularıma geçmek istiyorum, izniniz olursa. Hay hay, söyleyeceğiniz buyurun. Bir şey yoksa. Ben tabii bugün şehitlerimiz için Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı, evet, diliyorum. Bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Evet. Zor şartlarda görev yapıyorlar. Tabii ki o Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, evet, o bölgelerdeki o dağlık arazilerde helikopterle, evet, keşif turu yaparken böyle bir kazayla şehit olmuş olmalarından dolayı Allah'tan rahmet diliyorum. Aha. Pervari'de de iki tane şehidimiz, evet, var. Siirt, Pervari ilçesinde. Evet. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii bu günlerin de bir de yani 15 Temmuz'a çok farklı bir havada giriyoruz şu anda. Evet. Bu hava yaklaşık 86 yıldır hasretini çektiğimiz Ayasofya'nın evet, açılışı ile birlikte girdik. Yani evet, bu bence 15 Temmuz'a, 15 Temmuz'un ruhuna da en yakışan güzel bir müjde, aydınlatıcı bir müjde oldu. Evet. Doğrusu belki birazdan başlayacağız ama FETÖ'nün Türkiye'de oluşturmak istediği o atmosferin daha fazla dağılabilmesi için de güzel bir adım olmuş oldu. Evet, o hepimizi çok sevindirdi, evet, Ayasofya kararı. Yasin Hocam, bugün başta da söylediğimiz gibi 15 Temmuz ve onun sosyolojisi üzerine konuşacağız sizinle ama öncelikle şuradan başlamak istiyorum ben. Siz üniversitede gençlerle çok yakındınız. Buna ben de kısmen şahidim. Sosyoloji okurken sizden ders almadım ama odanıza geldiğimde hep gençlerle dolu olurdu. Şimdi gençlerle aynı yakınlığı yakalayabiliyor musunuz? Çünkü o iklimden uzaklaştınız epeyce. Evet. Bu konuda neler söylersiniz bize? Doğrusu ben insanlarla konuşurken öyle genç, yaşlı, ihtiyar ayrımı pek fazla yapmıyorum. Yani ama zaten gençliği çok yaşla da sınırlı tatı tutmuyorum. Doğrudur, evet. Yani işte netice itibariyle bizim fikirlerimiz biraz genç. Yani diri fikirler, sürekli tartışmaya, sürekli düşünmeye odaklı bir hayat yaşadığımız için bununla ilgilenen ve bu atmosfere talip olan, belki de çileye talip olan bir fikir, biraz çileli bir iştir. Kitap okumak gerekiyor. Macera bir iştir aynı zamanda. Yeni bir fikre açılabilmek. Yeni bir fikre açılama fikri. Başlı başına riskli bir iştir ve buna herkes cesaret edemeyebiliyor. Evet. Buna cesaret edebilmek aslında belki de gençliğin tanım aralığına giren bir şeydir. Yani evet, buna cesaret edebilenin yaşı da çok önemli değil. Bazen genç yaşta bir insanı bakıyorsunuz, şeyi ya sanki ununu eremiş, emeğini, eleğini asmış havalarda. Evet. Artık bu dünyadan alacağı bütün fikirleri de almış, bıkmış artık, insanlardan bıkmış. Yani ya hangi ara bıktın diyorsun sen? Yani daha yeni hayata yeni atılacaksın. Yeni belki de bu dünya ile ilgili bir misyonun varsa o misyonu yeni oynayacaksın, evet, belki de. Hangi ara bıktın? Hangi ara bu kadar insanlardan nefret eder hale geldin? Hangi ara bu insan şeyi tükettin? Bu kadar bütün dünyayı tükettin? Yani gencecik çocuk, yani belki 15-16 yaşındaki çocuğu bakıyorsun, şeyi bitirmiş yani. Kafasından bütün dünyayı bitirmiş, kafasındaki kategoriler bitmiş, her şeyi biliyor. Her şeye yani o kadar çok şey biliyor ki yeni bir fikre açık da değil yani. Evet. Gayet konuşurken kendinden müthiş bir özgüven, çok bilmiş özne diyoruz. O müthiş bir tabirdir bence. Evet. Çok bilmiş özne. O çok bilmiş özne çok yaşlı bir kişiliktir aslında. Yani çok bilmiş özne her şeyi bilen, hiçbir, evet, şey açık değil, yeni bir şey öğrenmeye açık değil. Yani genç dediğin halbuki biraz yeni bir şey öğrenmeye açık olacak bir insan. Evet. Yani çok şey bilmediğini henüz, bir şey bilmediğini öğrendikçe insan daha da gençleşiyor. Evet. Ya bu biraz şeyin de biliyorsunuz tanımıdır yani. Bilimin, ilmin de tanımıdır. İlim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Eğer kendini bilmiyorsan bu bildiğin nice şeyin okumaktır. Bu, evet, nice okumaktır. Yani, evet, bildiğin şeyin hiçbir kıymeti harbiyesi, evet, yoktur. Dolayısıyla genç dediğimiz öyle sırf yaşı genç diye insanlarla takılmayı çok sevmiyorum yani. Gerçek ruhu genç, zihni genç, dimağı genç insanlar, maceraya açık insanlarla, yani yeni bir şey duymaya, yeni bir şey işitmeye, dinlemeye ve bana yeni bir şey öğretmeye hazır. Öyle bir potansiyeli olan insanlar vardır, evet, öyle insanlar. Mesela var, ben şey, evet, olarak bakmıyorum yani, ben hani bir şeyler öğretme pozisyonunda hiçbir zaman kendimi görmüyorum her, evet, zaman. Ben
ilim tahsilini hep böyle bir karşılıklı bir düşünme, karşılıklı bir üretim olarak gören bir kişi olduğum için beraber o uyumu yakalayabilen insanların ancak bir şeyler üretebileceğini düşünüyorum. O yüzden bu ortamı da sürekli yakalıyorum. İçinde gençler de oluyor, yaşlılar da oluyor tabii ki. Halen ben üniversitede ders vermeye devam ediyorum. Ve bunu özellikle istedim. Aslında mevcut şeylerim dolayısıyla biraz daha muafiyetlerim var ders verme noktasında. Bazı muafiyetlerim. Ben o muafiyetlerimi kullanmıyorum. Bilakis daha fazla ders vermek istiyorum. Evet. O şeylerle yani yeni bir şeyler üretmek için bu beni daha çok canlı tutuyor. Evet. İnsan tabii ki hiçbir zaman şeyi tüketmemeli, erken tüketmemeli. Evet, doğru hiçbir şeyi erken tüketmemeli. Evet. O zaman pırıltısı kalmıyor hiçbir şeyin. Kalmıyor, evet, kesinlikle. Hocam ben çizdiğiniz gençlik, genç profili, genç tanımı için çok teşekkür ederim. Ben de aynı düşünceleri paylaşıyorum. Evet. Hatta ismini hatırlayamadığım bir yazar diyordu. Yani üretimin durması, gençlik üretimin durması diyordu. Ondan sonra yaşlılık başlar diyordu. Gençleri bu şeyden kurtarmak gerekiyor gerçekten. Yani onlara bir önce olmak gerekiyor ve genç ruhlarla da her zaman bir arada olmak gerekiyor. Düşünceyi ateşleyebilmek için. Bakın size bir şey söyleyeyim. Yani bizim Türkiye'de de örneklerini artık görüyoruz bence. Yani çok yaşlı olduğu halde gene üretmeye devam eden ruhu. Mesela bir Halil İnalcık Allah rahmet eylesin son günlerine kadar üretmeye devam ediyordu mesela. Ne bileyim bir sürü böyle bilim adamlarımız vardır. Bilim adamı işte Fuat Sezgin rahmetli oldu. Şimdi Fuat Sezgin Hoca son gününe kadar yani 90'ın üstündeydi değil mi yaşı vefat ettiğinde. Yani genç insanlara taş çıkartacak kadar zihni çalışıyor, canlı, dinamik. Evet. Ve bir şeyler üretmeye devam ediyordu. O gençti benim gözümde mesela. Ben onunla oturup sohbet etmeyi çok çok severdim. Bizim İhsan Süreyya Sırma hocamız vardır mesela. Ben çok severim. O mesela o bizimle dalga geçer hatta. Yani siz tabii çok yaşlandınız der mesela. O hakikaten böyle bir delikanlı havalarında. Evet. Son gününe kadar da işte 75 yaşına kadar maalesef üniversitelerimizde, devlet üniversitelerimizde bir ders verme imkanı. O da yeni çıktı. Eskiden 67 yaşında insanlar emekli ediliyordu. Evet. İhsan Süreyya Hoca çıkan yasalarla 75 yaşına kadar Siirt Üniversitesi'ne her sene gidip ders veriyordu. Yani her sene değil, her hafta gidiyordu, ders veriyordu. Ve etrafında gençler doluşuyordu. Gençlerin dilinden de anlıyor ve gençlerle takılmayı çok seviyordu. Evet. Belli bir yaş itibariyle hani insanlara bir şeyler aktarma noktasında şeyi çok iyi oluyordu. O canlılığını koruyordu. Halim bana göre son derece genç. Evet. O da mesela benim örneklerimden bir tanesidir. Bu Türkiye'de de oluyor ama bence mesela bir Gadamer 100 yaşında hala kitap yazıyordu mesela. Evet. 100 yaşında adam kitap yazıyordu mesela. Evet. Ben bunu mesela ilk öğrendiğim zaman ya Türkiye'de böyle tipler görecek miyiz falan. Sonra haksızlık ettiğimi düşündüm. Türkiye'de de böyle insanlar var aslında. Var, yani. Var gerçekten. Gerçekten işini ciddiye alan, mesleğini ciddiye alan, düşünceyi ciddiye alan böyle genç dimağlar. Yani yılların yaşlandıramadığı zihinler var, kişilikler var. Sadece zihin değil, bir kişilik de önemli bu noktada. Sayıları artsın hocam. İnşallah. Peki Yasin hocam, siz çok iyi düzeyde İngilizce, Arapça biliyorsunuz. Bu konuda yayınlar da yapıyorsunuz bu dillerde. Gençlere bu dil öğrenme konusunda ne önerirsiniz acaba? Şimdi dil öğrenmek kesinlikle belli bir yaşta çok kolay olan ama belli bir yaştan sonra zorlaşan bir şey. Bu kendimden de bildiğim bir şeydir. Benim dil ve tabii ki çok çok önemli bir şey. Yani ben şu sadece İngilizce ve Arapçamla dünyanın hemen her kesimiyle diyalog kurabiliyorum. Evet. Belki Fransızca, Almanca olsa mutlaka çok çok daha iyi olurdu. Farsçam biraz var çok şükür. Kürtçem biraz var. Onlarla da mesela benim doğduğum yerlerde hani insanlar Kürtçe konuşuyor. Kürttür. Bir kısmı. Yani bir kısmı da Arap'tır. Hı hı. Dolayısıyla toplumun önemli bir kesimiyle diyalog için tek şansınız biraz Kürtçe öğrenmek falan. Hı hı. Her dil ayrı bir alem hakikaten. Öyle şaka değil. Yani öyle klişe bir cümle olarak kullanmıyorum. Her dilin ayrı bir alem oluşunu o dili yaşayan insanlar çok iyi görüyorlar. Yani onların espri tarzı farklı oluyor. Yani ve o dilin içerisinde nasıl açılımlara sahip olduğunuzu, nerelere açılabildiğinizi ancak o dil tecrübesi yaşadığınızda görmüş oluyorsunuz. Doğrusunu söylemek gerekirse bizim Siirtli olmam benim çok önemli bir avantajdı Siirt'te. Siirt'te doğan bir insan belli bir yaşa geldiği zaman en az iki buçuk veya üç dil biliyor. Niye iki buçuk? Eğer Arapsa
Türkçeyi zaten zorunlu olarak öğreniyor, Arapça öğreniyor. Evet. Diğer dili de sokakta diğer insanlarla falan haşir neşir olarak. Evet. Ne kadar haşir neşir olabildiğiyle ilgili, ne kadar sokak çocuğuyla çocuğu olduğuyla da alakalı bir şey evet. Tabii. İyi bir sokak çocuğuysanız çok iyi dil öğreniyorsunuz. Yani kesinlikle belki, ya hocam çok haklısınız. Çünkü başka genç diğer insanlarla muhatap oluyorsunuz. İşte Kürtseniz de işte Kürtçe ana diliniz oluyor. Bu sefer Arapçayı yarım dil olarak kullanıyorsunuz. Ama dediğim gibi iyi bir sokak çocuğuysanız çok iyi öğreniyorsunuz. Evet. Üç dil öğrenmiş oluyorsunuz. Ha sonra hasbelkader Allah'a şükür bir de İngilizceyi öğrenmiş olduk. Tabii benim bildiğim lehçe, Siirt lehçesi olan Arapçanın dışında bir de normal Fusha Arapçasını da öğrenmiş olduk. Yani bu da ayrı bir dil sayılabilir aslında. Tabii. Hatta ben Arap coğrafyasında çok fazla bu evet. dil avantajımdan dolayı çok gezmek suretiyle veya çok haşir neşir olmak suretiyle Arap lehçelerini de çok sayıda böyle birbiriyle anlaşması çok zor. Araplar arasındaki o lehçe farklarında muttali oldum diyeyim, konuşuyorum diye demeyeyim evet. ama birisi konuştuğunda anlıyorum artık. Ama ben kendi Arapçamla gene Fusha Arapçasıyla cevap veriyorum. Fusha Arapçasını hemen hemen herkes biliyor. Ona öyle bir avantaj var. Belli bir yaşta öğrenmesi kolaydır. Belli bir yaşa geldiğinizde öğrenmesi çok zordur. Ve ben bunu bildiğim için biraz telaşla ve panikle şeye asılmaya çalıştım. Mesela Arapçamı belli bir yaşa gelmeden biraz daha belli bir düzeye getirmek, İngilizcemi belli bir düzeye getirmek noktasında bir tür panik yaşadım bir ara. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Mesela ben müziğin de bir dil olduğunu da eğer varsayacaksak, bir enstrüman çalamıyordum. Sesimin iyi olduğunu söylüyordu arkadaşlar. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Kandırıyorlar mıydı? Esma yoksa dalga mı? Biliyorum, evet. Dalga mı geçiyorlardı bilmiyorum ama dolduruşa getiriyorlardı belki evet. de. Ben de çok şey değilim, öyle çok utangaç bir tip değilim. Hemen kim sesin güzel ha peki al, salıyorduk sesimizi. Bu biraz şey sağladı bana, hani biraz sesimle de ilgili bir şey sağladı bana. Onu da ben doçent olduktan sonra yaş olmuş 31 yaşındayken, 33 yaşındayken doçent oldum. 32 yaşımda. O anda da başka bir panik daha yaşadım. Şimdi dedim yani bu hep aklımda bir enstrüman öğrenmek var. Ama şimdi öğrenmesem ne zaman dedim. Evet. Doçentliği aldığımdan bir hafta sonra gittim kendime bir ud aldım ve bir başlangıç iptidai dersler yani aldıktan sonra kendi kendime çaldım. Evet. Bu benim en büyük hatamdı aslında. Kendi kendime öğrenmem iyi bir şey değil. Yani değil, bu evet. biraz iyi bir ders almak gerekiyor. Evet. Çünkü sonradan ket vuruyor öğrendiğiniz kesinlikle şeyler, doğru. Sonradan öğrendiklerinize. Bu biraz da şeyde yaşam tarzından dolayı iyi bir disiplinim olamıyordu. Evet. Disiplin çok fazla işte konferanstı, şuydu dersti, Ankara, İstanbul, yurt dışı, Konya'da yaşadığım günlerde. Evet. Bana şey imkanı çok fazla yoktu. Bir de o dönem 28 Şubat dönemleriydi. Biraz şeylerle uğraşıyorduk. Ciddi bir soruşturmalar geçiriyorduk sürekli olarak. Ama müzik çok şükür gene de öğrendim. Yani kulakla şu anda dinleyip de çalamayacağım çok az şarkı oluyor. Çok çok karmaşık, zor bir parçaysa ayrı. Onun dışında kulakla dinleyip de çalamayacağım çok az parça var. İşte bu müzik kulağımla biraz işte ara ara şeye de heves ediyorum. İşte bir kanun, onda da sesleri çıkarıyor. O da çok güzel. Onu tek elle çalabiliyorum. İki elle çalmam çok zor oluyor. Piyanoyu da yine tek elle çok rahat çalabiliyorum. Ama bir müzik dili de bu anlamda bir yaşım ilerlemeden, daha fazla ilerlemeden, öğrenmek çok zorlaşmadan evet. edinmiş oldum. Onun için gençlere tavsiye ettiğim şey, gençken mutlaka İngilizceyi ve Arapçayı, bu iki dil şu anda dünyada size açamayacağı evet. kapılar yok. Ben kendimden biliyorum yani. Evet. Bütün dünyanın hemen hemen %80'i ile diyalog kurabilirsiniz bu iki dille. Evet. Geriye kalanlar, zaten Türkçeniz de var. Dolayısıyla bir kesim de Türkçedir zaten yani Türkiye. Evet. Yani 400 milyon insan şu anda Türkçe konuşuyor. Evet. 400 milyon da Arapça ama Arapça bütün Müslümanların dili olduğu için yaklaşık 1.7 milyar insan potansiyel olarak sizi anlayacak. İngilizce de zaten bir emperyal bir dil, evet. dünya dili olduğu için diyalog kuramayacağınız kimse kalmamış oluyor. Evet. İnşallah bir gün sizi odunuzla da dinleriz Yasin İnşallah. Hocam. Yavaş yavaş asıl konuya girelim. Şimdi şöyle bir sorun, yani ben bunu sorun olarak görüyorum ki birçok kavrama dair vukufiyetimiz yok. Yani birçok kavram dilimizden geçiyor, zihnimizden geçiyor. Ama bu kavramlara dair esaslı bir bilgimiz yok. Darbe de bunlardan bir tanesi. Evet. Bu kavramı bize nasıl anlatırsınız?
Tabii darbe biraz tecrübeyle de ilgili bir şey. Yani Tabii. darbenin neye darbe vurmuş olduğunu tecrübe etmiş olmak gerekiyor galiba. Yani sadece darbe kelimesi belki bir şiddet içerikli bir şeydi. Bir şeyle vurmaktır darbe. Darp etmek yani. Ama neticede darbe aslında belki de bir bütün suçların birleştiği bir kavram aslında. Evet. Çünkü darbe şu anlama geliyor. Yetkilendirilmemiş, görevi olmayan ama kendisine emanet edilmiş olan bir silahı alıp bunu kendisine emanet etmiş olan insanlara doğrultarak ihanet etmek anlamına Evet. geliyor aslında. En şey tanımı budur aslında. Darbe ihanet demektir. Evet. Darbe kendisine mutlaka o darbeyi yapan insanlar bu işi kendilerine meşrulaştırmak için bir takım başka dayanaklar bulmaya Evet. çalışırlar. Mesela 60 darbesini yapan kadro 27 Mayıs 60 darbesini veya 70 bir darbesini yapan 80 darbesini yapan Kenan Evren anarşi var, anarşi var, terör var, toplumda istikrarsızlık var. Siyasiler de uzlaşmıyorlar. İş bize düştü. Halbuki İş sana düşmedi. Yani sen biraz daha o bir asker olarak sana verilen görevleri yerine getirmiş olsaydın bu anarşi o düzeye gelmezdi belki de. Evet. Sen şeyin emrinde kalmış olsaydın yani siyasilerin emrinde. Siyasi demek halk demek. Siyasi derken belli bir kadrodan bahsetmiyoruz. Siyasi herkes zannediyor ki siyasilerden bahsettiğimiz zaman sadece işte parlamentoda birkaç tane böyle mesleği siyasetçi olan bir küçük küçük bir gruptan, tıpkı mesleği askerlik olan küçük bir gruptan bahseder gibi siyasilerden bahsetmiyoruz. Siyasiler 4 yılda bir halk tarafından seçilirler ve halkın temsilcileridir. Dolayısıyla siyasi derken bütün bir milletten bahsediyoruz, bütün bir Evet. halktan bahsediyoruz. Dolayısıyla siyasilerin görevi olan siyasiler sana bir görev vermişse halk sana bir görev vermiştir. Sen demek ki burada şiddeti önlemek gibi bir görevin var. Şiddeti önlemek yerine şiddeti daha fazla kışkırtıp el altından daha fazla besleyip akabinde de ya bu şiddeti başka türlü durduramıyoruz. Siyasiler de onu kışkırtıyor deyip kendine bir bahane oluşturma. Evet. Oluşturdular. Darbeler böyle şeyler yaptılar. Dolayısıyla darbe denildiği zaman aklımıza bir ihanet geliyor. Yani kendisine emanet edilmiş olan silahı halkına doğrultan bir grubun çeteleşmesi, gruplaşması, klikleşmesi ve bir organize suç örgütü. Bütün cuntalar yani darbeyi kotaran cuntalar bir organize suç örgütüdür. Bunun bütün silahlı kuvvetleri kontrol altına almış olması onu suç örgütü olmaktan çıkarmıyor. Zaten o suç örgütü önce silahlı kuvvetlere darbe yapmış oluyor. Ne anlamda? Silahlı kuvvetleri ele geçirmiş oluyor. Silahlı kuvvetleri kendi emrine alan, halbuki silahlı kuvvetler normalde siyasetin emrinde, milletin emrinde olması gereken silahlı kuvvetleri kendi emrine, o darbeci küçük grup önce orada yapı içerisinde, kurum içerisinde bir darbe yapmış oluyor. Ve o darbeden sonra bütün ülkeye bir darbe yapmış oluyor. Dolayısıyla ihanet var, hırsızlık var, gasp var. Çünkü şeyi gasp Evet. ediyorsunuz, otoriteyi gasp ediyorsunuz, bütün memleketin güçlerini gasp ediyorsunuz, yetkiyi gasp ediyorsunuz. Yetki hırsızlığı, yetki gaspı. Bütün bunlara kendimizi meşrulaştırabilmek için, kendinize bu hareketi meşrulaştırabilmek için de, haklılaştırabilmek için hakikatleri çarpıtıyorsunuz. Yalan Evet. söylüyorsunuz. Dolayısıyla darbede yalan da var. Darbe hakikatlere de vurulan bir darbedir. Onları da vuran bir şeydir. Dolayısıyla Evet. yalan var, hırsızlık var, bir katliam var, işkence Evet. var. Akabinde çünkü kendisine itiraz edecek olan insanları zapturapt altına alabilmek, kontrol altına alabilmek için son derece despot bir yönetim kurmak zorundadır. Bütün darbeler ilk zamanlarında en azından böyle bir despotça bir yönetim kurmak zorunda kalıyorlar. Ve Evet. yapıyorlar da bunu. İşte 12 Eylül'ün bizde uyandırdığı en büyük hafızamızda bıraktığı derin travmatik etki, Evet. işte bolca tutuklamalar, bolca işkence yapılan insanlar olmuşlardır. Evet. Hocam anlatırken şöyle bir şey söylediniz. Darbe hani tecrübe etmek gerekiyor daha iyi anlamak için dediniz. Allah tecrübe ettirmesin tabii yeni Amin tabii ki. nesillerimize Kesinlikle inşallah. öyle. Amin. Sadece şunu merak ediyorum. Biz hep büyüklerimizden duyduk daha önceki darbeleri. 12 Eylül'ü siz andınız şimdi. 15 Temmuz'u diğer darbelerden ayıran şöyle bir şey oldu. 15 Temmuz'da 81 ilde herkes meydanlara döküldü ve nöbet tuttu, kendini siper etti. Bir savunma gerçekleşti, topyekün bir savunma gerçekleşti. Ama önceki darbelerde böyle bir şey söz konusu olmadı. Yani insanlar, milletimiz yine istemiyordu darbe olmasını ama bir korkma, bir sinme,
yanlış bir ifade değilse bu, bir geri durma söz konusu oldu. Bunu nasıl yorumluyorsunuz, nasıl Bu değerlendiriyorsunuz? biraz da sosyolojiyle ilgili bir şeydir biraz. Yani önceki dönemlerde darbeler biraz halkı gafil avlıyorlardı. Bir de halk yeterince güçlü değildi. Yani halk bizim şu dönemde, bu dönemi diğer dönemlerden, yani bu darbe dönemini diğer darbe dönemlerinden öyle de nitelendirebiliriz. Ayıran en önemli özellik bu dönemki toplumun çok güçlü olması. Diğer dönemlerde yani 60 yılında, 50 ile 60 yılında toplum çok güçlü değildi. Bir defa kentli değildi. Toplumun güçlü olabilmesi için belli bir şeyi olması lazım. Hakkını arayabilen, hakkını bilen, önce bir hakkını bilecek. Önceki dönemlerdeki insanlar bir hakların olduğunu bile bilmiyorlar ki. Yani darbe gelse işte darbedir. Kim geliyorsa başımıza, yani gelene ağam, gidene paşam diyen bir kitle de var. Ama gelene eğer zalimse Allah belasını versin, bir an önce başımızdan defolsun gitsin diye dua eden, beddua eden, iyi ise Allah başımızdan eksik etmesin diye dua eden insanlar. Bu kadar yetiyor. Bu kadar geliyordu ellerinden. Rakamlar vereyim size. 1950 yılında Türkiye'deki kent oranı, kentte yaşayan insan oranı ne kadar biliyor musunuz? %25. Aslında bildiğimiz bir şeydir belki de. Ama insan böyle şey yapamıyor. İnsan tahayyül edemiyor. Nasıl bir fark oluşmuş olduğunu insan göremeyebiliyor. Bir süre sonra unutuyor. 25, %25. Bu %25'in dışında kalan %75 hepsi köylerde yaşıyor. Köylerde yaşıyor ve şehre kolay kolay gelmiyor. Şehre geldiği dönemlerde hatırlarsınız işte çok meşhur bir hikayedir. Aşık Veysel, herkes Aşık Veysel'i çok sever. Müziğini dinler ama o kılık kıyafetiyle şeye gelmiş, Ankara'ya gelmiş, Ulus'tan Kızılay'a inememiş. Utanılıyor çünkü ondan. Dolayısıyla o da kendinden utanıyor bir süre sonra. Eyvah, ben şimdi bir yere gideceğim bu kılığımla, bu kıyafetimle diyerek aşağılanabileceğini hissediyor. Şimdi böyle bir insan, ürkek bir insan, ezik bir insan, kendini ezik hisseden bir toplum darbelere karşı koyamazdı. 50'den sonra hızla bir kentleşme oluyor. Aslında 60 darbesinin yapıldığı dönemde kent nüfus oranı %34'e çıkmış durumda. %34. Yani diğer %66 şeyde yine köyde. Dolayısıyla yine bir şey söyleyeyim mi? Üniversite oranı kaç tane biliyor musunuz? Türkiye'de toplam üniversite sayısı 1950'de 2'dir. Hatta yenisi, birisi yeni kurulmuş, 3 tane olmuş. Yenisi kurulmuş, 3 tane. Yani Türkiye'nin doktoru, mühendisi, avukatı, hakimi, savcısı, mülkiyelisi, hepsi buradan yetişiyor. Yani bütün o üniversite oranı bu kadar. 60 yılında Türkiye'de 7 tane üniversite olmuş. 7 tane üniversite. Şimdi 71 yılında Türkiye'de 12 tane falan, 11 tane üniversite olmuş. 71'den sonra biraz fazla açılıyor. Bir 15-16'ya çıkıyor. 80 ihtilalinde toplam üniversite sayımız 17. 17. Çok yakın da bir dönem tabii aslında. Çok yakın bir uzak dönem. bir dönem değil yani. 82 yılında rahmetli Turgut Özal'ın şeyiyle, rahmetli Turgut Özal aslında zihniyeti şu: toplumumuzu güçlendirmemiz lazım. Güçlü bir toplum olmamız lazım. Vatandaşımızın güçlü olması lazım. Hakkını arayan. Vatandaş şöyle tebaa olmaktan çıkar. Yani Cumhuriyet döneminde hep çok övündüğümüz bir şey miydi? Tebaa olmaktan çıkacak bir toplum şeyimiz var ama hani demokratikleşmedikçe, insanlara bu haklarını tanıtmadıkça, sanayileşmedikçe, kentleşmedikçe insanların tebaadan gerçekten de vatandaş seviyesine çıkmasını sağlayamıyorsunuz. Bunu Kesinlikle. sağlayan ilk, bu bilinçle bu yönde çok ciddi radikal adımlar atan kişi rahmetli Turgut Özal olmuştur. Rahmetli Turgut Özal, evet, Türkiye'de üniversiteyle yapmamız lazım. Bir de kentleşmeyle yapmamız lazım. Kentleşme ve üniversiteleşme. Bu ikisi çok önemli iki adımdır. Ve bu yönde atılan hızlı adımlarla şu anda üniversiteleşme oranımız ne kadar biliyorsunuz? Yani şu anda 8 milyon üniversite öğrencimiz var şu an. 7,5 milyon, pardon. %8'e tekabül ediyor Türkiye'de. Birçok üniversite artışı olduğu gibi bölüm sayılarında 210 tane, bölümlerde de 210 artış tane var. üniversitemiz var şu anda. Her şehrimizde bir üniversite var. Dolayısıyla vatandaşımız kentleşmiş durumda. Hakkı hukuku olan bir vatandaşımız var. Şu anda iyice güçlü vatandaş profili ortaya çıkmıştır şu anda yaşadığımız dönemde. Bu güçlü vatandaş profiline bir darbeyi dayatmak öyle kolay bir şey değil artık yani. İnşallah, Yani şu anda belki hani işin sosyolojisine belki daha da detaylıca eğer girmemiz gerekirse, belki de zaman da kalmadı ama şimdiden söylemiş olayım.
Yani şu anki sosyolojimiz, 15 Temmuz'un sosyolojisi güçlü vatandaş profilidir. Evet. Ve bu güçlü vatandaş profili evet Turgut Özal'la birlikte başlamıştır ama Turgut Özal'a rağmen, Turgut Özal'ın sağlamış olduğu bütün o açılıma rağmen 1997'de yine darbe yapılabilmiştir. Evet. Yani 28 Şubat darbesi yapılabilmiştir ama halk benimsememiştir. O darbeyi konvansiyonel yollarla yani askerin doğrudan doğruya yönetime el koyması yoluyla yapamamıştır. İkiyüzlü bir biçimde yapmışlardır. Sahtekarca yapmışlardı. Darbeye darbe bile dememeye çalışmışlardı. Postmodern darbe diye niteleyen birisi evet, olmuştu. Ama evet. Esas darbe o zaman biraz daha böyle medya eliyle, bir takım iş adamları eliyle, bir takım vesayet kurumlarının yapmaya çalıştıkları yolla bir hükümeti istifa etmeye zorlamışlar. Evet. Ve bir takım uygulamaları da işte İmam Hatiplerin kaldırılması, başörtüsü yasağının bütün her tarafa yaygınlaştırılması, Kur'an kurslarının evet, kapatılması, Kuran kursuna yazılım şeyinin yaşının 15 yaşa çıkarılması gibi çok acayip uygulamalarla toplum üzerine bir şey kurmaya çalışmışlardı. Evet. O da bir darbeydi. Ama o darbenin sosyolojisi de farkındaysanız biraz daha kentli bir toplumda olduğu evet, için postmodern yollarla olmak evet, durumunda kaldı. Nesil değiştirdi yani. Evet. Darbeler de nesil değiştirmiş oldu. Yeni nesil darbeler şeydi. 2007'ye geldiğimizde başka bir 27 Nisan muhtırası e-posta yoluyla, pardon evet, e-muhtıra yoluyla evet, internet sitesine konmak suretiyle yapıldı. O da yine değişen sosyolojiye çok paralel bir darbe biçimiydi. Ama onun karşısına çıkıp dikilen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o gün böyle bir darbeyi reddettiğini söylediği zaman bütün toplum onu reddetmeye hazırdı. Aslında evet, 15 Temmuz'un habercisi 27 Nisan'dır. Öyle mi? Tabii. Hmm. 15 Temmuz demeyeyim. 16 Temmuz'un habercisi 27 Nisan'dır. Hmm. Biraz daha düzeltelim isterseniz. 16 Temmuz'un habercisi 28 Nisan'dır. Hmm. 27 Nisan ve 15 Temmuz darbe teşebbüslerinin olduğu evet, gün. 16 Temmuz ve 28 Nisan ise darbenin reddedildiği. Evet, tarihlerdir. Yani doğru. Biz hep 15 Temmuz'u kutluyoruz ama aslında belki de olayı biliyorsunuz 16'sında cereyan etti. Kesinlikle yani doğru. Direniş 16'sında evet, cereyan etti. Karşı çıkış, isyan püskürtme, ve red evet, 16'sında cereyan etmiş oldu. Evet. 27 Nisan darbesi de evet, o muhtıra olarak kondu ama 28 Nisan'da o zaman hükümet sözcüsü Sayın Cemil Çiçek'in çıkıp okuduğu karşı bildiriyle birlikte o da adeta bir devrim niteliğinde bir hadiseydi ve Türkiye'de değişen sosyolojinin habercisiydi. Buna rağmen diyeceksiniz ki darbeler biter mi? Darbe teşebbüsleri biter mi? Darbe teşebbüsleri artık konvansiyonel yollarla gelmez. Bunu söyleyebiliriz artık. Hmm. 15 Temmuz konvansiyonel yolla biraz anakronik bir darbe biçimiydi. Yani evet, ne anlamda anakronik? Zamanımızın ruhuna pek uymayan bir darbe evet, biçimi. Artık zamanımızda böyle bir darbenin Türkiye için gerçekleşmesi çok kolay değil. Mısır'da gerçekleştiğini yazık ki. Tam bir da bu zamanda. Sorum da onunla evet, ilgiliydi. İsterseniz girelim o soruya. Evet, girelim. Şimdi bu 15 Temmuz'un yani yaşanmadan, daha doğrusu Sisi'nin yaptığı darbe, yani Mısır'daki hı-hı, darbeyle 15 Temmuz benzerlikler gösteriyor, paralellikler gösteriyor ve yakın zamanlarda oldu. Ancak Mısır'daki darbe ne yazık ki başarılı oldu. Halk her ne kadar istemese de, püskürtmeye çalışsa da. Bu paralellik üzerine neler söylersiniz bize? Aslına bakarsanız 15 Temmuz ve 15 Temmuz ve 1 Temmuz. 1 Temmuz'da şey oldu biliyorsunuz, 2 Temmuz veya Mısır'daki darbe. Evet. Ama birisi 2013'te, birisi 2016'da. Evet. 2013'teki Mısır'daki darbe ile aynı zamanda Türkiye'de başka bir darbe teşebbüsü daha oluyordu. Gezi hadisesi. Ha evet. Gezi hadisesiyle Mısır'daki temerrüttü onun adı. Yani onun adı Araplar arasında temerrüt hareketi evet, diye biliniyor. Temerrüt hareketi Mürsi'ye karşı isyan hareketi olarak ifade edildi. Güya Mursi'nin yeterince iktidarını paylaşmıyor olduğu, istibdada doğru gidiyor olduğunu, despotlaştığı, otoriterleştiğine dair bir takım şeyler söylenmeye başlandı. Kimin tarafından? O Mısır'daki muhalifler tarafından. Ben de o dönemde Mısır'daydım. Yani bir yandan Türkiye'deki gezi hadiselerini izliyorum. Yani arada bir Mısır'a gittim, bir süre kaldım orada, şeyi izliyordum. Ve darbenin ayak seslerini iki tarafta da görüyorum. Hatta
Türkiye'deki Gezi hadisesi için dedim ki bu Taksim'den Harbiye yol çıkmaz demiştim. Yani öyle darbe yapmaya çalışıyorsunuz ama Taksim'den Harbiye yol çıkmaz. Harbiye biliyorsunuz işte askeri okulların olduğu, darbeyi temsil eden bir şey, darbeyi sembolize eden bir şey. Hatta solcular büyük bir hevesle, solcular darbe demiyor, devrim diyorlar tabii. Bu işin Türkiye'deki böyle çok ilginç solcular böyle kendi aralarında yine böyle bir ortamda büyük bir heyecanla, şu ne diyorsunuz buna? Ayol bu devrim ya, devrim bu değilse nedir diyorlardı, tamam mı? Evet. O kadar böyle coşmuşlar ki solcular, ya Türkiye'de müthiş bir vandalizm var. Ya devrim eğer buysa lanet olsun böyle devrime diyeceksiniz. Yani çünkü hak hukuk çiğneniyor, insanların özel alanlarına giriliyor, kamu mallarına zarar veriyor. Kamu malı dedin, ya senin ama, de malındır, evet. Benim de malı, hepimizin malı. Sen nasıl belediye otobüsünü yakmaktan nasıl bir zevk alıyorsun? Evet. Bu nasıl bir sapıklıktır? Böyle bir sapıklığa nasıl güzellemeler yapabiliyorsun? Tamam mı? Bunu yapacaklarına ayol devrim falan dedi. O devrim diyenler de iki tane hanımefendi oturmuşlardı böyle. Birbirleriyle sohbet ediyorlardı. Devrim rüyaları görüyorlardı. O zaman ben dedim ya Taksim acaba solcuların beklediği bir Mesih var ya, genellikle onlar hep bir mesiyanik bir karakteri vardır devrimin. Yani sanki İsa gelecek bizi kurtaracak der ya Hristiyanlar, mesiyanik, Mesihi misyonunu şeylere, proletaryaya yüklerler ama proletarya kalmamış. Proletaryadan umut yok. Yani proletarya gelip bize şey yapmayacak, bir umut olmayacak. O belli artık. Çünkü proletarya dediğin çok çeşitlendi. Çok maaş alan proletarlar var yani. Proletarların kendi aralarında çok fazla farkları, ücret farkları oluştu. Proletarların bir kısmı aldı başını yürüyor. Beyaz yakalı proletarlar çok devasa maaşlar alabiliyor. Evet. Sermayenin kendisi bölünmüş durumda. Evet. Adam mesela sermayenin sahibi ama sermayeyi kendisi yönetmiyor. Kendisi yönetemiyor. Bir CEO atamış, o yönetiyor mesela. Evet. Adam o CEO da neredeyse ortağı gibi bir şey ama kategorik olarak o da proletarya. Şimdi hangi proletarya bize nasıl bir umut oluşturacak? Geriye şey kalıyor işte, belki Türkiye'de Kürtler belki bize umut olur. Solun genellikle Türkiye'de devrim ve darbe beklentisi şeye yatırım yapar hep. Ya Kürtlere yatırım yapar, ya Alevilere, Alevi vatandaşlarımıza yatırım yapar. Onlardaki bir takım hoşnutsuzlukları, bir takım sıkıntıları bahane ederek onlara yatırım yapar. Veyahut da işte bu orada işte böyle bir gezi çıktı, bir toplumsal hareketlilik, belki buradan bir şey devşiririz diye. Biz de dedik ki solun beklediği Mesih Taksim'e mi inecek diye böyle ironik bir şey yapmaya çalıştım. Velhasıl Mısır'daki darbe şeyine bakarsak aynı dönemde Mısır'da benzer hadiseler oluyordu. Tabii, evet. Ve ben ikisinin de paralel olduğunu o zaman yazdım. Yani bu aynı mutfaktan pişmiş iki darbe planı gibiydi, darbe programı gibiydi. Ve dolayısıyla bu ikisini bir arada düşünmek gerekiyordu. Kesinlikle. Ve başardım maalesef şeyde. Maalesef. Yani aslında Türkiye'deki Gezi hadisesinin niyetinin ne olduğunu bilmek istiyorsak Mısır'da ne olduğuna bakmak lazım. Mısır'da ne oldu? Bakın Mısır'da ne olduğunu. Mısır 50 yıl tarihin gerisine gitti şu anda. Ne yazık ki evet. Yani Türkiye'de bir takım, yok mu bir takım sıkıntılar? Elbette ki var. Yani muhalefet yapacaksın, eleştireceksin. Hakikaten eleştireceksin ama serbest şey de eleştireceksin. Hakaret etmeden tabii ki şey yapmadan. İşte bir takım hoşunuza gitmeyen bir takım şeyler oldu mu kalkıp böyle bu yollarla yaptığınız zaman ne oldu? Şimdi o kalabalıklar kimin önünü açmış oldu? Polisin önünü açmış oldu. Şeyin, askerin önünü açmış oldu şeyde, Mısır'da. Ve asker de hiç o boşluğu, o fırsatı kaçırmadı. Zaten onlar organize ediyorlardı. Evet. Yani asker organize ediyordu. Asker kendisine davetiye çıkarttırıyordu. Meydana topladığı o baltacılarla. Baltacı diye bir grup vardır Mısır'da bu arada. O baltacılar yani aslında işsiz, güçsüz şey takım, çeteler, küçük şey sokak çeteleri falan. Ama Mısır'da o kadar fazla ki bunlar, onlardan bir ordu oluşturabiliyorsunuz. İşte onlar ama günlük 50 dolarla, 30 dolarla çalışabilen, yevmiyeyle istediğiniz yere saldırtabilirsiniz. Hele bir de ya İçişleri Bakanlığı tarafından, tamam bugün ne yaparsanız yapın her şeyden muaf olacaksınız. Hiç sorgulanmayacaksınız, tutuklanmayacaksınız gibi bir güvence verirseniz onlara, babalarını gider keserler. Öyle insanlar. Böyle insanlarla oluşturdukları kalabalıklara darbeye davetiye çıkarttırdılar. Şimdi aynı hadise belki Türkiye'de olacaktı. Olacağının göstergesi neydi? İşin içerisindeki FETÖ parmağını pek kimse o zamanlar, ilk zamanlar yani hissetmedi, anlamadı. Hissetmedi yani ama aslında görmeye başlamıştık yani biz o dönemde ben yani o zaman hani FETÖ'yle biraz FETÖ'nün legal
Legaldiler neticede, gazeteleri vardı, şeyleri vardı falan. İşin içinde de değiller gibi görünüyor. O esnada ben FETÖ'cü bazı tanışık olduğumuz insanlarla Twitter üzerinden hala da yazılıdır. Hiç silmedim ben o tweetlerimi. Onlarla yaptığımız tartışmaları hatırlıyorum. Hı hı. Ya işte Tayyip Erdoğan da çok otoriterleşti. Cumhurbaşkanı da çok otoriterleşti. Ya kardeşim ne alakası var Cumhurbaşkanı otoriterleşmenin? Siz otoriter görmemişsiniz dedim. Siz despot görmemişsiniz. Siz diktatör görmemişsiniz herhalde dedim. Aslında çok iyi biliyorsunuz diktatör kimdir. Hı hı. Ve bu işin gidişatı hiç iyi bir yere doğru değil falan dediğimiz halde onlar tabii onların ne dediği çok önemli değildi. Ne yaptıkları önemliydi. İşte zabıta üzerinden, polis üzerinden, kendilerine bağlı savcılar üzerinden, hakimler üzerinden, yani biliyorsunuz yargı da çok güçlüydüler. Mesela adam molotof kokteyli atmış, bir sürü şiddet olayı yapmış, yakalanıyor polis tarafından. O da baskı dolu, yani İçişleri Bakanı bunları tutun diyor, artık gizlenemeyecek hale gelenleri yakalıyorlar, götürüyorlar savcıya, savcı da kapıdan bırakıyor. O da hiçbir şey olmamış gibi tekrar gidip aynı işlere devam ediyor. Kontrol edilemeyen, bir türlü kontrol edilemeyen bir aleve dönüşmüştü Türkiye'de Gezi hadisesi. O bir darbe teşebbüsüydü. Ondan sonra tabii o darbenin bir öncesi, evet yani bu Mısır ve şey paralelliği kurmak gerekirse, tabii Türkiye'de bir dirayetli bir liderimiz vardı, Sayın Cumhurbaşkanımız. Olayın nereye doğru gideceğini çok çok iyi gördü ve önünü çok iyi kesti. Mısır'da bunun önünü yine gördü aslında Muhammed Mursi ama önünü kesebilecek enstrümanlardan da yoksundu biraz. Doğru, evet. Yani maalesef Allah rahmet eylesin Muhammed Mursi. Onun önünü kesemedi ve darbe oldu. Darbe olduktan sonra insanlar, orada toplanan kalabalıkların 10 katı insan başka meydanlarda toplandığı halde o kalabalıkları kimse ciddiye almadı. Evet, ne yazık ki. Türkiye'de ise Gezi'de toplanan kalabalıktan yine 10 katı daha fazla kalabalık toplandı ama o kalabalıklar kimse görmezden gelemezdi o korkalı. Evet. Çünkü bir lider vardı, bir dirayet vardı, siyasi irade ve dirayet vardı. Onu engelledi. Evet. Yani paralelliklerden ziyade farklar üzerinden belki de. Bazı paralellikler var ama bazı farklar da var. Orada darbe oldu. Eğer bizde başarılmış olsaydı Mısır'da olanlara bakarak bizde ne olabileceğini kestirebiliriz. Mısır'da bir meydanda protesto eden insanlara ateş bizzat açıldı. Devlet tarafından, devlet görevlileri tarafından ateş açıldı ve 3000 kişi bir günde katledildi en vahşi şekilde, en cani şekilde. Yani bir devletin halkına yapabileceği muameleyi o vesileyle görmüş olduk. Çok acı tablo gerçekten hocam. Umarım yani hem Türkiye'de asla yaşanmaz hem de dünyanın hiçbir yerinde böyle kötü tabloları i̇nşallah. Görmeyiz inşallah. Bir de şu tarafı var Yasin hocam. Bilmiyorum bunu sizler hissediyor musunuz ama ben ve benim akranlarım, benden küçükler veya benden büyükler bu böyle bir tecrübe yaşadık, böyle bir acı bir olay oldu, çok şükür üstesinden gelindi. Ama bunun mizahını yapan, 15 Temmuz'u alaya alan, tabiri caizse böyle aşağı çeken, bu direnişi aşağı çeken birçok insan, hatta yazar, hatta işte medya, birçok koldan bu hareketi aşağılama kampanyası güdüldü. Hala da güdülüyor. Ve biz her ne kadar gençlik vurgusu yapsak da, gençler anlıyor desek de aslında gençlerin de böyle bir kafası karışıyor. Ne şimdi bu olan ne? Tecrübe etmedikleri için hem bir kafa karışıklığına sebep oluyor. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani bu aşağı çekme, yani insan nasıl olur da kendi ülkesinde yaşanan acı bir olayla böylesine dalga geçebilir? Yani bu konuda neler söylersiniz bize? Vallahi bu bir karakter meselesidir biraz da. Biraz kişilik meselesidir. Bu dalga, ironi, mizah güzel bir şeydir elbette ki. Ama bazı konuların mizahı yapılmaz. Evet. Bu bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bile. Yani hani mizah yok. Peygamber Efendimiz çok güzel mizah yapmıştır. Evet. İroni yapmıştır. Tatlı tatlı yerinde zamanında ironi çok güzel. İroni ve mizah zekanın zekatıdır derler. Evet. İnsan zekasının zekatıdır. Onu esirgememek lazım, onu yapmak lazım. O zihni biraz da canlı tutar. Ama her şeyle de dalga geçilmez yani. İsterseniz her şeyle dalga geçebilirsiniz. Yani öyle çok zor bir şey değil. Ama bazı bazı şeylerin mizahını yaptığınız zaman sizin bir defa dünya ile ilgili bütün duruşunuzun murdar olması, dünyaya dair duruşunuz iyice kirlenmiş oluyor. Bu çok açık ve bariz bir şey. Toplumun mukaddesatıyla, başkalarının mukaddesatıyla
var. Yani evet, illa kendi mukaddesatımızla değil. Ya yani biz kendi mukaddesatımız konusunda çok hassasız yani elbette ki, ama biz başkasının mukaddesatına evet, karşı da hassas olmak zorundayız. Ve bu da ayet-i kerimede de söyleniyor. Ayet evet, diyor ki onların tanrılarına sövmeyiniz ki onlar da sizin evet, Allah'ınıza sövmesinler diyor. Evet. Yani biz belli nerede duracağımızı bilmemiz gerekiyor yani. Böyle ki biz inanmasak da, başkalarının mukaddesatına inanmasak bile onların mukaddesatına kesinlikle dil uzatmamamız lazım en azından yani. Evet, saygı doğru, da ayrı bir mevzu yani. Doğru. Saygı duymayabilirsiniz içinizden ama hani doğru, onun inancıdır. Onun o mukaddesatın kendisine değil, o kişinin o mukaddesata sahip olmasına evet, saygı duyarsınız. Saygı, evet. O çok doğal bir şeydir yani. Evet. Dolayısıyla yani çünkü nasıl saygı duyacaksınız ki, inanmadığınız bir şeye saygı duymazsınız ama evet, bir kişinin senin inanmadığın bir şeye inanıyor olmasına saygı duymak zorundasın. Evet. Anlatabildim mi? Evet yani, hocam. O çok güzel önemli bir nüanstır yani. Evet, kesinlikle. Dolayısıyla burada çünkü ben puta saygı duymam yani. Evet. Ama adam tapıyorsa tapsın, beni ilgilendirmez yani, onun şeyidir. Yeter ki o kendi putunu bana da dayatmasın. Evet. O kendi putuna tapmayı bana da empoze etmeye çalışmasın. Evet. Tamam. Kime tapıyorsa Kur'an-ı Kerim diyor ya, yani lekum dinukum veliye din yani. Kim Allah'a tapmak istiyorsa Allah tapar, başkasına tapmak isteyen. Neticede bunun muhasebesini ben yapmayacağım. Yüce Allah evet, yapacak. Yüce yani, yapacak. Dolayısıyla mizah, bazı alanlarda mizah bir insanın ciddiyetinin ve bir insanın güvenilirliğinin de bir şeyidir yani. Evet. Çok mizah insanı güvenilmez de kılar. Evet. Doğru. Ve güvenilmez olan insan, güvenilmez olan insan başkasına güvenemez. O da başkasına güvenemez. Ve bir toplumsal dejenerasyon oluşur. Evet. Yani bugün gençlere belki de, gençler gülmeyi çok seviyorsunuz. Gülün, gülmek hakkımız, hepimizin hakkı ama biraz da ağlayalım yani. Evet. Biraz da düşünelim yani. Evet. Bugün sizi habire çok gülmeye kışkırtan insanlar sizin dostlarınız değildir. Sizin iyiliğinizi istemiyorlar. Habire hazlarınızın peşinden gitmenizi isteyenler sizin iyiliğinizi istemiyorlar. Hazlar, Allah-u Teala bizi haz alacak bir tıynette yaratmıştır. Böyle bir fıtratta yaratmıştır. Ama hazların bir şeyi vardır. Hazların bir de zararlı boyutları vardır. Bizi zehirleyen bir boyutu vardır. Biz kendimizi de zehirlemeyelim. Hazlarımızı Allah'ın helal haram sınırları içerisinde. Zaten Allah, böyle İslam'ın en önemli özelliği hazlarımızı, hayattan zevk alabilecek bir takım şeyleri de alabileceğimiz halde bizi yaratmıştır. O sınırlarımızı bize tanımıştır. Şey gibi değiliz, başka dinler gibi çileci bir din değildir İslamiyet. Evet. Çileci ve şeyci bir din değil. Yani insan bedenini inkar eden, bedeninden nefret eden bir şey değil. Bedeniyle barışık bir dindir İslam. Evet. Dolayısıyla hani Peygamber Efendimiz yani hem çok evlenmiştir, yemiştir, içmiştir, hayatın tadını da almıştır yani. Hayattan tad almıştır. Ama evet, bu hayat sadece tad alınacak ve sadece gülüp eğlenilecek bir hayat değildir. Bu evet, hayatta çok acılar da var bakın. Bu hayatta bir sürü insan bir sürü acılar çekiyor ve o acıları duyumsadığınız ölçüde insan oluyorsunuz. Siz acı çekmiyor olabilirsiniz ve siz hep gülmek yönünde bir hayat yaşamak isteyebilirsiniz. Hakkınızdır eyvallah ama bir de şöyle bir düşünün mesela. Yanı başımıza neler neler oluyor. Dünyanın geri kalan kısmında. Allah'a çok şükür bize Cenab-ı Allah şu anda bu gülmeyi, bu hazzı, bu mizahı yapabilecek bir neşeli bir ortam vermiştir. Evet. Ama bir de kederli ortamlar vardır. O kederli ortamlar, ortamlardan bize ne demeyin, her an sizin başınıza gelebilir. Evet. Her an sizin altınızdaki yer sarsılabilir ve bir depreme maruz kalabilirsiniz. Evet. Bir heyelana, bir tsunamiye maruz kalabilirsiniz, bir doğal afete. Veya Allah korusun, inşallah olmaz artık, bir sosyal afete maruz kalabilirsiniz işte. Şu anki şeydeki sosyal siyasi afettir Suriye'deki. Evet. Irak'ta bir süre önce halen devam eden, etkileri devam eden bir siyasi sosyal afettir. Afganistan'da devam eden bir işgaldir. Onun akabinde bir siyasi sosyal afettir. Yemen'de devam eden bir siyasi sosyal afet vardır. Orada çoluk çocuk yani, her gün ben o resimlere baktığım zaman mizah yapasım gelmiyor benim hiçbir şekilde. Evet. Yani orada bütün bedenleri paramparça olmuş, bağırsakları dışarıya fırlamış bebek yaşındaki çocuklar. Daha evet, dünyayı göremeden hayata gözlerini yummak zorunda kalmış olan insanlar. O mizahı yaparken de biraz şeyi düşünün yani, dünyadaki biraz daha acıları düşünün. Her şeyle dalga geçmek bir süre sonra sizi dalga geçilecek hale getirir. Evet, ne yazık ve ki. Siz siz hiç hoşunuza gitmez o zaman. Evet. Dalga geçilmek hoşuna gitmez ama dalga geçmek insan nefsinin çok hoşuna gider. Bu tabii 15 Temmuz'da gerçek acılar yaşandı. Tabii ama ki, gerçek bir kahramanlık da yaşandı aynı zamanda. 15 Temmuz'da yapılması gereken şeyi yapmak lazım.
Başka zaman mizah yapılacak alan da vardır elbette ki. Bazı alanları bir şeyden uzak tutun yani. Kesinlikle. Biz toplumda tabii gençlerimiz, bunu mizah yapan gençler yine bizim gençlerimizse eğer onları da şey yapmamız lazım yani. Onlara da bu tavsiyeyi yapmamız lazım. Onlar kardeşlerimizdir. Kıyamayız onlara yani. Hiçbir şekilde kıyamayız. Ama bu yol tabii ki iyi bir yol değil tabii ki. Evet. Evet. Yani bu soruyu sormam ve cevabınızı önemsememin sebebi sadece 15 Temmuz değil hocam. Bütün yaşanan acı vesileler, olaylar üzerinden yani birçok kötü mizah, yani aşağı çeken bir mizah, belki mizah bile denilemez buna. Buna da sanırım sosyal medya çok şey yapıyor ne yazık ki. Yani öyle bir mizah yapalım ki o mizah bizi yüceltsin, evet. Yükseltsin o düşündürsün mizah. Düşündürsün bizi, evet. Falan. Yani, haklısınız. Biz şey de var yani insanı insan başka varlıklardan ayıran, hayvanlardan ayıran bir fark var yani. Tabii ki kesinlikle yani. Öyle. Hem konuşma hem düşünme olarak. Peki Yasin hocam bu FETÖ'nün darbe girişimi olduğu, yaşandığı böyle bir süreçten geçtik. Batı'nın bu yapıya yardımı nasıl oldu sizce? Aslına bakarsanız FETÖ baştan itibaren dış odaklı bir yapı. Yani dış odaklı yapı ta geçmişe doğru gidersek işte ben Neye Himmet Neye Hizmet kitabımda bu kökenleri ortaya koyan biliyorsunuz bir Kasım Gülek gerçeği vardır FETÖ'nün tarihinde ve FETÖ'nün Fethullah Gülen'in kendisinin ta 60'lı yılların başlarından itibaren başlayan bir takım bağlantılar var. Bu bağlantılar içerisinde çok net bir, görünen bir tablo var. Fethullah Gülen bir tür gladio yapılanmasının bir parçası olarak aslında tutulmuştur. Örgütlenmiştir. Örgütlenmesine yardımcı olunmuştur. Önü açılmıştır. Yoksa o örgütlenme biçimi çok ta baştan itibaren hani bir kilimi yaptığınız zaman ilk başta attığınız ilmik ile sonradan atacağınız ilmik arasında simetrik bir kompozisyon vardır. O kompozisyonu akıl edebilmeniz için çok önceden bir tasarıma sahip olmanız lazım. Daha 20'li yaşlarındaki Fethullah Gülen'in kafasında öyle bir şeyi düşünebilecek bir ne bir uzak görüşlülük var olabilir. Ne de bir şey yani belki onun müritleri tam da bundan dolayı evet o öyle bir peygamber gibiydi diye düşünebilirler ama öyle değil yani. Evet. 20'li yaşlarda hiç kimsenin böyle bir yapıyı bu disiplin içerisinde organize edebilmesi. Organize etse bile onun önünü bürokratik anlamda açabilmesi falan mümkün değil. Zaten çok açık bariz yardımlar almıştır. İşte Kasım Gülek'ten CHP Genel Sekreteri. Aynı zamanda Türkiye'de yani Harvard'da, Amerika'da eğitimini almış, gelmiş. Ondan sonra CHP'ye bizzat Amerikalı misyonlar tarafından yerleştirilmiş. Atatürk'e vasiyet edilmiş. Böyle bir adamdır Kasım Gülek. Ve Kasım Gülek masondur. Evet. Kasım Gülek aynı zamanda Mun Tarikatı'nın Türkiye'deki kurucusu, temsilcisidir falan. Ve Fethullah Gülen bu adam öldüğünde cenazesine katılmıştır ve demiştir ki biz onunla aynı tarikata mensuptuk. Bizzat kendisi söylemiştir. Onu tabii dinleyen insanlar ne anlamışlar bundan? Ha o da bizdendi anlamışlardır. Bu yanlış anlamadan faydalanarak bu cümleyi kullanmıştır Fethullah Gülen. Ve bu adam aynı zamanda Gladio'nun da Türkiye temsilcisiydi. CHP'nin de kara kutusudur. Yani Türkiye'deki bütün dış odaklı yapıların adeta kara kutusu gibi bir adamdı. Fethullah Gülen böyle bir adamın devşirdiği ve böyle bir adamın rahle-i tedrisinden geçmiş bir şahsiyettir. Ama şu hafızası kabul edelim ki çok iyi birisi, çok zeki bir insan ve bu zekasıyla da insanları yetenekli birisi, çok yetenekli bir kalpazan yani. Yani çok sahte, iyi sahte ürünler ortaya koyabilen bir kişilik. İyi rol yapabilen, müthiş bir tiyatral özelliği olan bir şahsiyet. Bu özelliğiyle de Batılıların hoşuna gidecek işte meşhur o diyalog toplantıları bir süre sonra zaten dikkat ederseniz onun şöyle bir özelliği diyalog diyordu. Bu diyalogun içerisinde ben de zaman zaman kendilerine yöneltiyordum. Allah affetsin biz de zaman zaman onların o bir takım şey toplantılar işte abant toplantılarında da katılıyor. Yani Allah biliyor onlara da söylemiş olduğum şeylerden bir tanesiydi. Ya siz hep şeylerle diyalog yapıyorsunuz ama sanki İslami cemaatlerle diyaloğu çok eksik bırakıyorsunuz. Niye İslami cemaatlerle hiç şey yapmıyorsunuz falan. Tabii ki orada hemen bir savunmacı dile giriyorlardı o zamanlar. Ama böyle bir şey vardı onlarda. Ciddi bir Müslümanları ihmal eden
Yani Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, kafirlere, mümin özelliklerden bahsederken diyor, kafirlere karşı biraz daha vakur ve şiddetli, müminlere karşı ise merhametlidir. Evet. Bunlar tam tersi. Müminlere karşı alabildiğine Evet. şiddetli, nefret eden, hatta böyle aşağılayan bir tutum içerisinde Evet. oluyorlardı. Ama batılılara karşı Daha veya yumuşak. gayrimüslimlere karşı, Türkiye'deki başka dindar olmayan kesimlere karşı alabildiğine bir şey içerisinde bulunuyorlardı. Evet, onu bize şahidi hocam Evet. uzaktan da olsa. Batılılar da dolayısıyla dikkat ederseniz darbelerine darbe bile demediler. Darbe Evet. teşebbüsü bile demekten Demediler, çekindiler. evet. Sonradan Türkiye'den kaçan adamları habire barındırıyorlar. İşte Amerika onları himaye ediyor şu anda. Gayet ellerini kollarını sallaya sallaya bütün Avrupa'nın her tarafında geziyorlar. Bana göre Türkiye'de ben bir konuşmamda şunu söylemiştim. Türkiye'de Haçlı savaşları hala bitmiş değil aslında. Haçlı Kesinlikle savaşları hocam. binli yıllarda yani 900'lü yıllarda Evet. başladı. Kudüs'ü işgal ettiler, hemen aldılar falan. Ondan sonra Selahaddin Eyyubi onlara karşı bir dar şey yaptı. Kudüs'ü tekrar kurtardı ama bilahare çok sayıda Haçlı seferi düzenlendi. En son Haçlı seferi de Birinci Dünya Savaşı'ydı aslında. Bu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İslamiyet artık dert olmaktan çıktı diye bakmaya başladılar. Türkiye'de kurulan devlet hani laik olmak dolayısıyla hilafeti kaldırmış, Arap alfabelerini kaldırmış olmak dolayısıyla zaten güvence altına alın yani şey tehdidi giderilmiş bir ülke haline gelmiştir. O yüzden tehdit olmaktan çıkmıştır İslam dünyası. Paramparça edilmiştir, Doğru. öldürülmüştür yani. Dolayısıyla bir Haçlı seferi için ne gerek kaldı? Buna rağmen Haçlı seferi son zamanlarda İslam'ın tekrar Müslümanların siyasi anlamda tekrar güçlenmeye yüz tuttuğu dönemlerde tekrar o Haçlı ruhunun nüksettiğini görebiliyoruz. Evet. Ve şu anda yeni bir işte biliyorsunuz Irak'ın işgali bir Haçlı seferi olarak bizzat dönemin Amerikan Başkanı Bush tarafından ifade edildi. Bu bir Haçlı seferidir. Bizimle kim varsa gelsin dedi. Sonra yaptığı işin gaf olduğunu falan söylediyse de aslında bilinçaltındaki Şey ve oydu. bütün aslında Hristiyan dünyadaki demeyeyim Haçlı dünyasındaki diyeyim. Çünkü bütün Hristiyanlar o Haçlı ruhuna çok da fazla bağlı olmayabilirler. Onları şey yaptılar, onları organize ettiler. Ve Haçlıların Türkiye'yi yani İslam'ı zapturapt altına olmuş oldukları Türkiye'de bu hapisteki veya ölmüş olan belki ölmüş veya hapisteki İslam'ı kontrol altında tutmak için üç Evet. tane gardiyanları oldu. Birisi PKK'dır. PKK Evet. Kürtleri tam da Haçlılara karşı en büyük savaşı vermiş olan Selahattin Eyyubi gibi bir Kürdün torunlarından kendilerine lejyonerler Evet. sağlamışlardır. Bir tanesi DAEŞ'tir. DAEŞ'la üçüncüsü de FETÖ'dür. FETÖ'dür. FETÖ bir Haçlı birliğidir. PKK bir Haçlı birliğidir. DAEŞ bir Haçlı birliğidir. Bunlar Müslüman örgütler değil zaten. Hepsi sömürmek, çökertmek Bunlar için bir hepsi proje. Müslümanları kontrol altında tutabilmek için organize Evet. edilmiş yapılardır. Evet. İnşallah hiçbir zaman fırsat bulamazlar İnşallah. hocam. Zaten fırsat bulamadıkları için dikkat Böyle, ederseniz evet. bugün çok şükür şunu şeyi de çok güzel bakın kendi silahımızı yaptık. SİHA'mızı Çok yaptık. şükür, evet. Bir genç bir şey insanımız olarak Evet. buradan Selçuk Bayraktar'a ne kadar teşekkür Selam etsek gönderelim. az Teşekkür teşekkür ederim. ederiz. Onun şahsında kayınpederi değerli Sayın Cumhurbaşkanımıza da çok çok teşekkür ederiz. Evet. Bakın kimse belki farkında değil ama sadece o SİHA ve İHA'ların ne anlama geliyor olduğunu anlatmak için saatler lazım. Doğru. Bunlar sayesinde biz bu silahların çok daha gerisini İsrail'den alıyorduk. Rica minnet alıyorduk ve bize bozuk olanları veriyorlardı. Sürekli olarak bozuluyordu. Ve bize verdikleri suretlerden yani aldıkları fotoğrafları bize göndermeden önce PKK ile paylaşıyorlardı. Evet. Örgütle paylaşıyorlardı. Tabii biz Sayın Cumhurbaşkanımız One Minute çektikten sonra başlayan bir kopma süreci oldu ve Evet. o ara İHA'ları da verdik. Verdiğimiz zaman eyvah şimdi terörle nasıl mücadele edeceğiz diye herkes bir yandan da bunun tasasına düşmüşken Cenab-ı Allah bakın bize nasıl bir güzel bir kapı açtı. Sağ olsun Sayın Selçuk Bayraktar ve babası tabii çünkü yıllar öncesinden başlamış Evet. oldukları bir proje olduğu anlaşılıyor. Bu proje sayesinde bugün bütün bir Haçlı örgütünü var ona PKK Haçlı Evet. örgütünü dağıttık.
Ona sadece onu dağıtmıyoruz. Libya'da şu anda mucizeler gerçekleştirdi. Evet. Orada terörden arınan bölgeler var. Terörden arınan bölgeler oldu. Darbeci Hafter'in işgal ettiği bölgelerden neredeyse bütün Libya'yı alacakken bu İHA'ların şeyi sayesinde bize sağlamış olduğu güzel imkanlar sayesinde İsrail şu anda nal topluyor. Evet. Çünkü İsrail'in o İHA'ları şu anda geri bir teknoloji olarak kalıyor ve çok da yakınıyorlar. Çünkü çok iddialıydılar bu sektörde. Dünyaya bunu evet. pazarlamak noktasında. Şu anda Türkiye'nin İHA'ları İsrail'inkileri sildi süpürdü. Çok mutlu edici bir gelişme hocam bu. Ya. Hocam cevabınızın içerisinde Allah affetsin biz de bulunduk bazı şeylerinde dediniz. Oradan bir şey sormak istiyorum. FETÖ en çok dini istismar etti. Yani birçok masum insan, birçok öğrenci hani parasızlıktan ya da ne bileyim taşra zihniyetinden gitti onların yurtlarında, evlerinde kaldı. Ve orada en çok onların dini duyguları istismar edildi. İşte mesela hizmet söz konusu ve daha birçok çirkin şeyler. Yani bunları anlatanlardan dinliyoruz. Bu FETÖ'nün dini istismar etmesi konusunda nasıl bir şey görüyorsunuz acaba? Yani şu anki mevcut olan durum nasıl bu konuda? Hala o istismar devam ediyor mu sizce? O yara sürüyor mu? Zannetmiyorum. Çok fazla da artık istismar edebilecekleri bir şey kaldı. Dikkat ederseniz söylemlerinde dinin çok uzağına gittiler. Artık hatta dindar görünmemek için akla karayı seçmeye başladılar. Çünkü şunu satıyorlar dış dünyaya. Biz seküleriz. Aslında Türkiye'deki rejim neredeyse şeriatçı, İslamcı, radikal İslamcı, ihvancı, şucu. Bu ikili yapıyı, bu karşılaştırmayı yaparak kendilerini batılı dünyaya hoş göstermeye çalışıyorlar şu anda da. Şu anda başka şeyleri istismar ediyorlar. Şu anda dinden ziyade yani dini istismar ettiler, tükettiler. Bitti. Şu anda kimse zaten yani şu anda Anadolu'da hiç kimse işte FETÖ'cüler iyi dindarlarmış diyerek onlara zırhını koklatmaz artık. Bakın size bir anekdot, Neye Himmet Neye Hizmet kitabımda anlatmıştım evet. o anekdotu. Ya bu 17-25 Aralık olduktan kısa bir süre sonra hani onların bütün şeyleri evet. artık kurban derisi toplayamaz hale geldiler. Himmet toplayamamaya başladılar falan. Hı-hı. Tabii 17-25 Aralık onların foyalarını ortaya çıkarınca şunu söyledi. Birisi yaklaştı bana Allah sizden razı olsun, Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Onun sayesinde artık memleket kurban görmeye başladı, kurban. Kurban evet. eti görmeye başladı. Evet, öyle doğru. bir hale getirmişlerdi ki kimse kurban kesmiyordu. Gidiyordu, çöküyorlardı insanların başına. Ya kurban keseceğinizde işte bak bizim okullarımız var. Yurt dışında bir sürü okul var. Onlara para yetiştirmeye Hı-hı. çalışıyoruz. Onlar hepimiz hizmet ediyoruz. Getirin himmetlerinizi hizmet edelim. İşte onun için kitabın adı Neye Himmet evet, Neye Hizmet. Güzel olmuş. Yani İsabet himmetlerinizi olmuş. Getirin biz sizin için hizmet edeceğiz. Ve size sevap yazılacak falan diye. Ya insanlar kurban kesemiyorlar. Dolayısıyla şehrin fakir fukarası kurban eti yemiyor, zekat alamıyor. Bakın bir sürü fakir var memlekette. Evet. Zekatların büyük bir kısmına el koyuyorlardı bunlar. Evet. Ve bunu alıp götürüyorlardı. Mesela bunları artık istismar edebilecekleri bir alanları kalmadı çok şükür. Çok şükür. Tabii hizmet, neye hizmet ettiklerini artık gördük. Evet. Himmeti ne için topladıklarını ve kime hizmet ettiklerini çok iyi gördük. Ama şöyle bir şey de var hocam. Yani bu FETÖ böyle olunca cemaat kavramı çok yara aldı. Yani şu an evet. bütün cemaatlere böyle bir yüklenme var. Hatta sadece o cemaat olarak değil yani camide, normal bir camide bir araya geldiğinizdeki o cemaat kelimesi bile insanları artık bir irite ediyor. Bu gerçek bir şey mi yani? Bu sürecek bir şey mi? Maalesef bu tür kelimeler kirleniyor bazı şeylerle. Bu tür şeyler... Kur'an'daki bazı ifadelerin bir dönem mesela ihlas kelimesinin evet. şey yapılması gibi bir dönem Hizbullah Hizbullah Kur'an'da geçen bir kelimedir ama bir kesim kendine evet, bu ismi koydu. Onu. İnsanlar ya Hizbullah'tır ya Hizbuşşeytan'dır yani evet. Kur'an-ı Kerim'in ifadesi evet. budur ama bir kesim kendi şiddetine, terörüne hatta şu anda Lübnan'da yapan evet. Lübnan'da Hizbullah dediğimiz örgüt şu anda Müslümanların başına bela işte Suriye evet. Suriye'de masum insanları katleden örgütün adı evet. Hizbullah aynı zamanda. Veya işte hizmet veya cemaat. Cemaat kelimesi Müslüman aslında sadece Müslümanlara özgü bir şey değil. Bütün, değil, evet. Işte bütün Yahudi dinler, cemaatleri evet. vardır. İşte Ortodoks, Türkiye'nin Ortodoks cemaati vardır. Evet. Kilisenin adıdır aynı zamanda evet. cemaat. Ve Müslümanlar cemaat olmakla emrolunmuşlardır. Evet. Cemaat olmayan Müslüman olmaz.
Müslüman mutlaka cemaat halinde, Müslüman dediğim başka bir Müslümanlarla birliktelik içerisinde o kendini hissetmesi gereken bir varlıktır. Biz Fatiha'yı okurken Allah'ın karşısına bile birey olarak çıkmıyoruz. Birey olarak namaz kıldığımız zaman bile Allah'a birey olarak hitap etmiyoruz. Evet, biz diyoruz. İyyâke na'budu diyoruz. Yani biz sana ibadet ederiz diyoruz. Ben, ben sana ibadet ederim demiyoruz orada. Işte. Dolayısıyla bu Müslüman, bu Elmalı Hamdi Yazır bu ilgiyi çok iyi kurmuştur. Diyor ki burada cemaatin zaruretine işaret vardır. Evet. Cemaat olmayan Müslüman, Müslüman kendini ben bireysel Müslümanım, kimseyle alakam yok. Yok öyle şey. Yani sen sorumlusun, başka Müslümanlardan sorumlusun. Evet. Başka Müslümanların derdiyle dertlenmek zorundasın. Değilsen iyi, yani Müslüman tanım gereği Müslüman sayılmıyorsun. Yani evet. Fatiha suresinde geçen şeyi anlamamışsın demek. Yani Fatiha ki hem namazlarımızda her gün okuyoruz 17 defa farz şeylerde. Hem de her vesileyle okuyoruz Fatiha suresini, evet, değil mi yani? Kesinlikle Kur'an'ın öyle. Da iftitahı yani başlangıç, evet. Anahtarı. Şimdi dolayısıyla cemaat kelimesini bunlar kendilerine öyle bir mal ettiler ki dı cemaat oldular, evet. Yani. El cema'a veya şey Arapça evet. El takısıyla. Böyle bir şey yaptılar onlar. Ama yani bunlar geçici şeylerdir. Geçici bunlar şeyler, eninde sonunda evet. bu Kur'ani mefhumları tabii bunlar tekellerini alabilecek varlıklar değildir. Ama evet. Konjektürel olarak böyle bir zararlı bir etki yapmış oldukları da muhakkak. Yasin Hocam son iki sorum kaldı. Bunu hem sizi rahatlatmak adına söylüyorum hem de dinleyicilerimizi. Bu FETÖ'nün yapmış olduğu yani ayaklanma sonucu bir 15 Temmuz tecrübesi atlattık ve gençler çok ön plana çıktı bu süreçte. Şu anda mesela dün de konuşmalarda, siyasilerin konuşmalarında falan benim en çok dikkat ettiğim, dikkatimi çeken bu oldu. Sürekli gençler anıldı. Yani gençlerden beklemiyorduk, ummuyorduk ama o gün parladı gençlerimiz gibi. Çok fazla gençlerimize övgü söz konusu. Siz bunu nasıl görüyorsunuz? O gün yani o gün ve gençlik, 15 Temmuz ve gençlik üzerine neler söylersiniz bize? Tabii şöyle, aslında bir gezi hadiselerinden itibaren Türkiye'de sanki yeni bir genç kuşağı var ve bu genç kuşağının Türkiye'deki eskilerle sanki kopuk. Hiç bilgisi yok. İşte güya hani o zamanlar hatırlarsanız böyle ilginç güzellemeler yapılıyordu. O yani affedersiniz o şey hareketleri yapanlara. Sanki Türkiye'nin bütün gençliğini temsil eden insanlar olarak gösteriliyordu. Yani onlar da genç olarak şey yapmıyorum kesinlikle. Yani inşallah Allah hidayet versin. Amin. Onlar da bir şekilde akılları şey yapmışlardır, düşünmüşlerdir yaptıkları işleri. Ya düşünürler evet. En azından. Ama sanki genç modelimiz bu. İşte şimdilerde konuşulan bir şey var. X, Y, Z kuşağı. Z kuşağı, evet. Z kuşağına geldik. Z kuşağı işte sanki evet. Şöyledir, böyledir. Bir Z kuşağını tanımlayan ama tanımlarken onun ne yapması gerektiğini de aslında dikte eden bir şey evet. Var orada. Bir sen dayatan. Z kuşağı evet. böylesin ama aslında böyle yapmalısın demek istiyor. Evet. Sen işte Z kuşağı iktidarı tanımaz. Dolayısıyla iktidarı tanıma. Bu iktidara muhalif olman gerekiyor. Evet. Bakıyorsun böyle bir normatif, ahlaki bir baskı yapmaya başlıyor evet. İnsanlara. Bu baskı kendini o kadar çok hissettiriyor ki gençler üzerinde. Bakıyorsunuz genç artık şey ya iktidardan yana olduğu zaman sanki bir günah işlemiş evet, gibi hissedecek evet, kendini. Evet. Öyle de olmuyor aslında. Marjinal olma hevesi oluyor zaten evet. Gençken. Aslında herkes böyle bekliyordu evet. Bu gençlerden böyle olmasını. İşte 15 Temmuz tam da başka bir manzara ortaya çıkardı. Asım'ın neslini ortaya çıkardı. Evet. Yani gençler var. Böyle gençler var. Hazcı gençler evet. Var. İşte güya otoriteyi tanımayan. Ya otoriteyi tanıma eyvallah. Ya, o kimsenin sana otorite kurduğu da yok ama yani Türkiye'nin bir tarihi var, bir derdi var, bir yaşadığı problemler var. Sen kendi o problemlerin uzağında göremezsin yani. Evet. Ve yani belki karşılaştırma yapmayı bilmiyor. Yaşları yetmiyor çünkü. Evet. Evet, yaşları evet. Yetmiyor çünkü. Yaşları yetse otorite bilecekler. Nedir evet, otorite? Nedir otorite? Yani evet. Onlar şeyi bilecek. 28 Şubat'ı bilecekler. 12 Eylül'ü bilecekler. Kemalizmi bilecekler. Evet. Kemalizmin bizim üzerimizde kurduğu otoriteyi görecekler, bilecekler. Onlara otoriteleri... Veya istismarı bilecekler. Veya hocam. Solun otoritesini bilecekler. Evet. Solun insanlar üzerinde kurmaya çalıştığı otoriteyi bilecekler. Biraz felsefe okudukları zaman hani otorite dediğin şey öyle illa yukarıdan aşağıya gelen bir şey gelen değil. Bir şey bazen değil. Aşağıdan evet. Yukarıya doğru gelen. Kendini evet. Hissettiren bir şey. Siz evet. Arkadaş çevreleri içerisinde bir mahalle baskısını oluşturuyorsunuz. Bir davranış kalıbı oluşturuyorsunuz. Al sana otorite. Evet. Siz otoriteyi hep böyle sadece Tayyip Erdoğan tarafından temsil edilen şey mi zannediyorsunuz? Veya başınızdaki bir lider tarafından, başınızdaki bir siyasi tarafından mı temsil ediliyor zannediyorsunuz? Otorite dediğiniz kendi aranızda oluşturduğunuz bir normdur. Evet. O norm üzerinden bir otorite oluşturuyorsun ve sen onun bir adımı dışına çıkamıyorsun. Al sana otorite.
Evet. Otorite dediğin, gençler belki otoriteyi bilmiyor. Belki onunla aşina olamıyorlar. Belki otoriteyi biraz daha iyi anlatmak lazım. Otorite nedir? Yani korktuğun otorite zaten senin üzerinde şu anda var. Sen Evet. otoriteden kaçma adına aslında otoritenin kucağına oturuyorsun. Sen Evet. otoriteden kaçma Kaç, adına evet. otoritenin kucağına oturuyorsun. Trajikomik bir tablo oluyor. Aynen öyle. Yani dolayısıyla aslında iyi okumak lazım. Yani Kesinlikle. çocukların iyi okumasından, insanların iyi okumasından kaçmamak lazım. Yani korkmamak lazım. Kesinlikle İnsanlar öyle. iyi okudukları zaman durumu diyalog ortamını da çok canlı tutmak lazım tabii ki. Ama gençlik diyorsunuz. Niye gençlik? Şimdi o 15 Temmuz'da bütün bu süreçlerin içerisinde insanların inşa etmeye çalıştıkları, daha doğrusu tarif etmeye çalıştıkları o gençliğin bozulmadığını. Hani Mehmet Akif Ersoy diyor ya, Evet. ben sana demiştim diyor Kösemi hale. Ben sana demiştim, bu Asım'ın nesli var ya, öyle şeytana pabucu ters giydirecek bir nesil. Evet. Öyle zannettiğin gibi soru gördüğü zaman veya şey yaptığı zaman öyle aklı gençlik başımda duman havalarında değil yani. Gençlik başımda duman değil. Yeri geldi. Evet, yeri geldiğinde gençlik başında duman, ama yeri geldiğinde de işte Ömer Halis Demir gibi, işte diğer o Evet. gençler gibi, Erol Olçak, Abdullah Evet. Olçak gibi gençler. Erol Olçak yaş olarak bayağı Ama ruhu yaşlıydı ama gençti, ruhu gençti evet. işte. Yani orada da gençlik konusunda yaşa takılmamamız gerektiğini de gösteren bir Yani şeydi. taşı gediğine koyacak gençlerimiz de Aynen var var çok şükür. var. Ve olacaklar da hep yani. Olacaklar. Gök kubbenin altı boş kalmayacak hiç. Aynen. Son sorum şöyle hocam. Soramadığım sorular var bu arada. Ama çok güzel ayrıntılı cevapladığınız için o sorulara gerek kalmadı diye düşünüyorum. Ben şunu çok merak ediyorum. Şimdi bu FETÖ dediğimiz, evet bir FETÖ var. Yani o FETÖ'nün ne olduğunu biliyoruz. Ama bir de bunun zihinsel boyutu var. Yani bu FETÖ dediğimiz şey başka görüntülerle, başka zihinsel bir yapıyla tekrar karşımıza çıkabilir mi sizce? Tabii ki çıkabilir. Yani bu hiç çıkmaması için hiçbir garantimiz yok. Çıkmaması için tek garantimiz aslında kim bize ne söylüyorsa belli kıstaslara bizim sahip olmamız. Bir, ezoterik yapılara güvenmemek lazım. Ezoterik, gizlilik peşinde koşan hareketlere hiçbir şekilde güvenmemek lazım. Bize şöyle abilik ayakları üzerinden Evet. bize otorite dayatmaya çalışan insanlara güvenmemek lazım. Ezoterik yapı ne demek? Sır cemaatleri. Yani cemaat eyvallah ama sır cemaati tehlikelidir. Bu da insanlara tılsımlı geliyor, gizemli Tabii geliyor. gizemli Özellikle geliyor. gençlere Tabii falan çok. bir de Mehdicilik inancına hiçbir şekilde prim vermemek lazım. Mehdicilik inancı. Bu birkaç maddeyi aslında dikkat ettiğimiz zaman. Çünkü Mehdicilik dediğin zaman işte gelecek bizi kurtaracak. Mehdicilik inancını sadece dini cemaatleri kastettiğimi zannetmeyin. Marksist Evet. hareketler de Marksist, Mehdicidir. evet. Yani proletarya gelecek bizi kurtaracak netice Evet. itibariyle. Devrim olacak, kurtulacağız işte. O da bir Mehdici harekettir. Ve Evet. kurtulabilmek için bir şeyi göze almaya başlıyorsun artık. Bir mücadele sürecini göze almaya başlıyorsun. Bir örgütlenme süreci. Artık yani işin gereğini yapmak lazım. Ne yapacağız? Dünyayı kurtaracağız. Ya Evet. dünya öyle kurtulmaz. Dünya nasıl kurtulur biliyor musunuz? Siz iyi olduğunuz zaman, Evet. birey olarak siz iyi olduğunuz zaman etrafınıza bir şey halesi örmeye başlıyorsunuz. Yaymaya başlıyorsunuz. Bir güzellikler yaymaya başlıyorsunuz. Bireysel güzelliklerimizi çoğaltmamız lazım. Biz güzelliklerimizi çoğalttığımız zaman zaten etrafımıza en güzel şekilde etki etmeye başlıyoruz. İkincisi Kur'an'ı iyi bilmek lazım. Kur'an Evet. okumamız lazım. Kur'an, Doğru. Kur'an, Kur'an. Ve de tabii ki Kur'an derken gençler bugünlerde bir furya var tabii. Sadece Kur'an diyen insanlar vardır. Ben Evet. sadece Kur'an diyen insanı Kur'an dediğim zaman içinde mutlaka peygamber de olan bir Kur'an'dan bahsediyorum. Yani Evet. peygamberi de dikkate alan, Evet. hadislerini de dikkate alan bir Kur'an'dan bahsediyorum. Yani ben şey anlamda hadislere yapılan o eleştiriler, ne peygamberi, yani Kur'an, evet hadisler, hadislerin rivayetleriyle ilgili sorunlar elbette ki var ama biraz daha bilinçli olduğunuz zaman o konuda da belli bir tarihteki çalışmaları falan yaptığınız zaman ayırt etmeniz o kadar zor bir şey değil yani. Evet, Ama doğru. hadisleri ama topyekün inkar eden ve ehemmiyetini inkar eden bir yapıdan bahsediyorum. Kısacası o tartışmalara girmeyelim ama Kur'an Allah'ın bize göndermiş olduğu mesaj. Evet. Onu biz okuduğumuz zaman onunla aramıza başka hiç kimse girmek zorunda değil. Elbette Evet. ki birbirimizden öğrenebiliriz bilmediklerimizi. O anlamda Evet. demiyorum. Hocanın öğrencinin hocasından, ustanın çırağın ustasından öğreneceği çok şeyler vardır elbette ki. Ama birileri bunu ben anlarım, siz anlamazsınız. Hadi benim anlayacağımdan dinleyin deyip bizim üzerimize bir Bir otorite otorite kurmaya kurmaya kalkıştığı zaman çalışıyorsa dikkatli olmamız dikkatli lazım. olmak gerekiyor, evet.
elbette ki hoca öğrenci ilişkisine saygı duymak lazım da çok önemli bir şeydir. Hı hı. Onu da bir edeple, bir adapla mutlaka şey yapmak lazım, devam ettirmek lazım. Ama birisi, yine Kur'an-ı Kerim'de söylenen şey vardır. Birisi bize helali haram, haramı helal kılmaya kalkıştığı zaman, bunu da kendi otoritesine dayandırdığı zaman, Kur'an'da olmayanı bize ya siz anlamazsınız zaman, evet. Kur'an'dan ama ben o Kur'an'dan ben bunu çıkarıyorum. Hani Kur'an'da yok öyle, evet, bir şey yok öyle bir şey dediğimiz zaman bize bir cevap veremiyorsa, evet, bize resmen kendi normlarını, kendi kafasından ürettiği bir felsefeyi sanki Kur'an'danmış gibi dayatmaya kalkıştığı zaman, ona karşı da çok uyanık olmamız lazım. Kesinlikle. Buna, bu konuda bir uyanıklık sergilediğimiz zaman böyle bir tekrar bir, çünkü FETÖ'nün en önemli özelliği cemaatine helali haram, haramı helal kılıyordu. Kılma. Evet. Birçok yani diyordu içki bunu içebilirsiniz. Niye? İşte bir hedefimiz var, bilmem bir yere doğru gideceğiz. Kendimizi gizlememiz lazım. Ya, peygamber yapmamış böyle bir şey. Evet. Peygamberin yapmadığını sen nasıl yaparsın? Veya başörtüsüne füruattır demesi gibi. Başörtüsüne füruat diyerek işte yani sırf gidin açın okuyun. Önemli olan ne okumanız oldu? İyi Müslümanlar mı oldular? Yok. Hain Müslümanlar oldular işte. Yani netice itibariyle devlete ihanet eden, milletine ihanet eden, başka Müslümanlara ihanet eden insanlar haline geldiler. Evet, kesinlikle. Ve Müslümanları sevmek lazım. Bütün Müslümanları sevmek lazım. Bütün. Sadece evet, şey demiyorum ha. Yani sadece Türk Müslümanlarını değil. Yani dünyadaki bu zenci Müslümanları sevmek lazım, Çingene Müslümanları, evet, sevmek lazım, Hintli Müslümanları sevmek, evet, o baktığımız zaman çok yakışıklı, güzel gibi görünmeyen bize, evet, ama onları da güzel görmeye görmek çalışmamız lazım. Lazım. Zaten onları sevdiğiniz zaman güzel de görmeye başlıyorsunuz. Onların oradaki bir güzelliği de görmeye başlıyorsunuz. Evet hocam, bu Afganistan'daki, işte Afrika'daki bu siyahiler uzaktan çok tatlı geliyorlar zaten, ama onların da bizim kardeşimiz olduğunu, din kardeşi olduğunu lazım mutlaka unutmamamız Bakın, gerekiyor. Bunu niye özellikle söylüyorum? Ben o yapıda bir den gelmiştim bir seferinde. Bir iki sefer den gelmiştim. Hatta mesela Güney Afrika'daki bir şeyde. Güney Afrika'daki Müslümanlara, orada zenci Müslümanlar var. Zenci Müslümanlarla hiçbir irtibatların olmadığını görmüştüm. Niye demiştim ya, biz irtibat kursan ne kadar güzel Müslümanlar var falan burada. Hocam onların Müslümanlığı bizimkinden biraz farklı demişti bana, tamam mı? Ya ben dedim nasıl farklı olabilir ya, bunlar da ne güzel Müslümanlar demiştim o zaman. Ama ben kaydediyordum yani, netice itibariyle hani bu yapı öyle tabii dışarıdan ki olan birine kendini tam açmıyor. Zaten böyle bir soruyu sorduğunda verdiği cevapla bir gaf yaptığının farkına varıyor, kapatıyor kendini ondan, evet, sonra. Konuşmuyorlardı çok da fazla. Çok ilginç bir şeydi. Dolayısıyla böyle bir cemaat, böyle bir cemaatin tekrar oluşma tehlikesine karşı alınacak çok sağlam, çok basit tedbirler basit vardır. Tedbirler var. O tedbirleri aldığımız zaman böyle bir cemaat yapısının bir daha ortaya çıkması inşallah, İnşallah mümkün olmaz. Yasin Hocam, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Son olarak tabii 15 Temmuz'da bir destan yazıldı hakikaten. Ve o 15 Temmuz'da aynı zamanda bir şerden kurtuluş bayramı da oldu, evet, yani bizim için. Allah'a çok çok şükürler olsun. Böyle bir şerden bize müthiş bir hayır çıkardı. Ama o şerden Cenab-ı Allah'ın ipine sımsıkı sarıldığımız için hep birlikte gerçekten çok bütün dünyaya model oluşturacak şekilde çıkıp bu ülke, bu millet bir kahramanlık gösterdi. Allah da ona o ödülü verdi. O ödülü ne şekilde verdi? Bak 4 yıldır dünya bin bir türlü bela, musibetle uğraşıyor ama Türkiye elhamdülillah sürekli yükseliş içerisinde. Ekonomik sıkıntılarımız falan diye bir sürü insan hemen diyecek. Ama ekonomik sıkıntısı olmayan hiçbir ülke yok şu anda. Bütün ekonomik sıkıntısı içinde olan ülkelerin hepsi içinde Türkiye, evet, yine daha iyi bir konumda. Evet. Onu da öyle görmeleri lazım. Yani şu anda Avrupa küçülme yaşıyor, Amerika küçülme yaşıyor. Evet. Bütün dünyada küçülme yaşanırken Türkiye büyüme, yani ilk çeyrekte yüzde bilmem 4-5 büyüme rakamı ortaya koydu. Bunlar çok önemli şeyler. Çok şükrediyoruz Cenab-ı Allah'a. Ve tabii özellikle 15 Temmuz'da hayatlarını ortaya koyan, şehit olan bütün vatandaşlarımıza, o şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan tekrar tekrar bol bol rahmet diliyoruz. Allah onların sayesinde bugün ortaya devralmış olduğumuz bu emanette de bize sahip çıkmayı nasip etsin inşallah. İnşallah. Yasin Hocam, ben de size çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Programımıza, yani yoğun, ne kadar yoğun programımız olduğunu biliyordum.
bakanlığımıza gelerek bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim. İnşallah dinleyenlerimize de güzel bir bilgi seli bırakmış oluruz buradan. Ben çok kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü Yasin Aktay gibi bir hocayla böyle önemli bir konuyu bence tarihe şerh düştük. Bu videoyu bence her izlediğimde, her karşıma çıktığımda ben çok memnun olacağım. Çünkü aldığım cevaplar çok tatmin edici ve bu söyleşiden çıkan başlıklar da çok önemli. Yasin Hocam'ın dikkat çektiği en önemli şey bana göre bu söyleşide hiçbir yapıya, hiçbir şeye takılmadan okumak, okumak, okumak. Bence bu çok önemli bir ayrıntı, önemli bir nüans. Ve diğer başlıklar içinde gençlere vurgusu, gençliğe bakışı, bilgiye bakışı, 15 Temmuz'a bakışı, 15 Temmuz'un ruhuna bakışı bence çok önemli. Bu nedenle kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizleri dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Yeni bir Ayrıntılar programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.